Sevgili On Numara Muhabbet izleyicileri, Spor Toto Süper Lig'de 21. haftayı geride bıraktık. Çok konuşulan bir hafta oldu. Başakşehir Fenerbahçe ile karşılaştı. Fenerbahçe için dönüm noktasıydı. Ya tamam ya devam diyecekti. Güzel bir futbolla rakibine sürklase ederek Fenerbahçe nasıl neşeliyor Başakşehir'i sürklase etti. Sağdan sildi. Argo'da bir deyim vardır. Atçılık deyimidir. Ne diyeyim? Köl beygiri hanut takar gibi taktılar Başakşehir'e. Atçılık değil mi? Evet. Atlara paytona bağlarken böyle bir tahta... Ha, benim aklım yarış atlarına gitti. Ha, yok. Tahta bağlarlar ya. Böyle kafayı çeviremedi. Başakşehir kafayı çeviremedi. Normalde maç 2-0 bitti ama 3-0, 4-0, 5-0, 6-0 gibi bir skorla da bitebilir. Volkan dedi doğru o zaman. Tabii %100 doğru. Ben Başakşehir'i uzun yıllardır ilk defa bu kadar kötü görmedim, bu kadar etkisiz görmedim. Neredeyse tek gol pozisyonları yok, neredeyse. Yani tamam kale önünde tehlike var ama bana göre o gol pozisyonu değil. Gol pozisyonu, gol pozisyonu gibi olacak. Fenerbahçe'nin Giuliano'nun kaçırdığı, Alper'in kaçırdığı, direkten dönen top gibi baktığımızda gol pozisyonu budur. Bir Fenerbahçeli olsam gurur duyardım, bir Başakşehir sporlu olsam korkardım. Peki size bir soru da değil de bir teklifim var hocam. Buyurun. Aykut Kocaman'a bir özür borçlu musunuz? Hayır, ne münasebet canım. Allah Allah. Çünkü niye? Ben Fener'in böyle güzel gecelerini daha önce gördüm. Örnek mi? Fenerbahçe en sorunlu olduğu gece Beşiktaş'ı yendiler. Kendi sahalarında. Sezonun ilk maçı, iyi oyunda. Fenerbahçe Trabzon'la beraber kalmış olmasına rağmen Trabzon'da birkaç hafta önce galibiyet hak etmiş ama beraber kalmış. Çok çok iyi oynadılar. Şimdi önemli olan şudur. Böylesine galibiyetler önemlidir ama iyi futbolu sürdürebilmek lazım gelir. Peki. O dediğiniz doğru. Zaten başarıyı bir kere yaptığın zaman tesadüf, devamlılığını getirdiğin zaman başarı olur. Ancak bundan 2 hafta önce veya geçen hafta, yani 2-3 hafta içinde Seyis dediniz hocam. Seyis dediğiniz adam şu anda Türkiye'nin bana kalırsa en iyi futbolunu oynayan geçen haftaya kadar dünkü istisna yeni kaydı bozmaz. Burada hemfikirdik. Yerli Barcelona dedik. Yaptıkları pas, girdikleri pozisyonlar, istedikleri zaman oyun çevirmeler, bunların hepsi teknik direktörün vermiş olduğu taktikler, istediği kafasındakini sahaya yansıtması. Abdullah Avcı Türkiye'nin en başarılı teknik direktörlerinden biri, ikisi Şenol Güneş'le birlikte. Şenol Güneş'i daha geniş perspektifte aldığım zaman söylüyorum. Bu Abdullah Avcı'nın taktiğini, pas taktiğini önde basarak kırdı. Pres yaparak öyle ya da böyle bizim, ben de bir Fenerbahçeli olarak beğenmediğim futbolcularla rakibi pas hatasına zorladı. Girdiği bütün gol pozisyonlarında da rakibin hatalarından, yani yapmış olduğu presten. Bunu futbolcular kendi kendilerine yapmadılar. Geçen sene Advokat zamanında Fenerbahçe önde basıyordu. Ben böyle bir şey demedim. Niye önde basıyorsunuz diye bir açıklama yapmıştı. Tamam. Aykut Kocaman'ın yapmış olduğu bir taktikten dolayı sonuç olarak geldiğimiz nokta, Fenerbahçe'nin Seyis dediğiniz adam Türkiye'nin en başarılı teknik direktörünün taktiğini kırarak sahadan sildi ve muhteşem bir galibiyet aldı kardeşim, şampiyonluk yolunda. Kardeşim, ben tek maçlık galibiyetleri falan tanımam. Tamam, asla tanımam. Dolayısıyla benim için bunun sürdürülebilir ve sürmesi gerektir. Eğer ben dünkü maçla ilgili söylüyorum. Bir maç. Yine bir maç ama çok önemli hocam. Şampiyonluk yolunda ya tamam ya devam. 6 puanlık maç. Bak, kopuyorsun gidiyorsun. Ben sezon sonuna bakacağım. Bu Fenerbahçe takımı şampiyon olursa hakikaten diyeceğim Aykut sana bir özür borçluyum. Sen bu kendinden daha iyi kadrolar, biraz daha iyi kadrolar olan rakiplerine rağmen şampiyon yaptın, tebrik ederim diyelim. Şu anda tebrik falan yok. 40 yıldır futbolun içindeyim. Bunun ilk yılları seyirci genç, daha sonra uzun yıllar hakemlik ve 20 yıldır da medya. Topladım mı 40-45 yıl yapıyor. 55 yaşındayım. 10 yaşında itibaren futbolun içine girsem 10-15 yaşında 40 yıl yapıyor. Ben hayatımda böyle bir lig sonu izlemeyeceğimize eminim. Belki de şampiyon, bakın şu ihtimal doğru olabilir. 21 Mayıs günü ligin son haftası oynanırken böyle bir puan baremi düşünün. Son maçın, atılacak bir golün, alınacak bir puanın, yani bir beraberlik seni şampiyonluk yapabilir, bir mağlubiyet seni birincilikten dördüncülüğe düşürebilecek bir tablonun olma riskiyle karşı karşıyayız. Bu mutluluktur, bu heyecandır ama bu beraberinde de korkunç bir stres getirir.
En önemli şey de hakemlere anormal. Türk futbol tarihinin en önemli sorumluluğunu getir. Düşün ya. Son maçlar oynanıyor. Takımlardan üçü 2 puan arasında sıkışmış. Biri de onlardan 1 puan geride. Hesaplar başlıyor. Bu kazanır, bu be, bu 4. takım şampiyon olur. Hocam hepsini geç. Fenerbahçe 2-0 kazandı. 2 revanşı aldı. Başakşehir'le aynen öyle. Başakşehir'le puan tablosunda son hafta 65-65 olduğu zaman Fenerbahçe şampiyon oldu. Gayet tabii. Dünkü maça dönersek eğer, dünkü maçta Başakşehir lehine verilmeyen bir penaltı var. Var. Fenerbahçe'nin de lehine verilmeyen bir penaltı var yok. Olabilir. Verildiği zaman burada asla yangın problem çıkmaz. Olmaz, asla. Sonuç itibariyle 2-1 bitebilirdi. Doğru. Şimdi bir hakem hatası mı? Hakemin görmezden gelmesi diyemiyorum. Çünkü bana kalırsa iyi bir maç yönetti hakem. Evet. Bunlar sonucu etki edecek işte. Şimdi bak sevgili... Bunun gibi birçok şey olacak, karşımıza çıkacak. Şimdi sıkıntı şu. Hafta içi Fenerbahçe, Aykut Hoca, hakem, federasyon diye bağırdılar. Ben de dün bir eski hakem olarak Halil Umut Meler denen arkadaşımı izledim. Aslında maç boyunca çok beğendim kendisini. Bir pozisyon penaltı görmedi. Bir offside verdiler manasız şekilde. Sonra da Alper'e yapılan penaltı olabilir olmayabilir. Bunu da fazlattı ama bana göre verilen verilmeyen penaltı dışında hakem mükemmel bir maç yönetti. Bak dikkat et. Bugün Başakşehir hakem diyemiyor. Hiçbir şey dünkü Fenerbahçe'nin galibiyetini gölgeleyemez. Sağdan sildiği futbolu gölgeleyemez. Fenerbahçe bu sezonun bana göre en iyi maçını, Başakşehir ise yine bu sezonun değil, son 3 sezonun en kötü maçını oynadı. Peki hocam, baktığımız zaman Başakşehir büyüklerle, Fener, Beşiktaş, Galatasaray'la oynadığı son 15 maçın sadece bir tanesinde kaybetti. Dün gece. Hayır. Dün geceye kadar 1'di. Geçen sene Fenerbahçe Kadıköy'de 1-0 yendi. Doğru. Yine Fenerbahçe doğru, yendi. Doğru. Fenerbahçe'de tuhaf bir durum var. Fenerbahçe kendine yakın rakipleriyle iyi oynuyor ve yenilmedi. Bak, yenilmiyor canım. Derbilerde de Fenerbahçe Başakşehir yenilmedi. Bir beraber bir galibiyet. Galatasaray ile beraberlik. Galatasaray stadında. Kime yenildi? Kadıköy'de 3-2 yenildi hocam son dakika. Yenildi, özür dilerim. Bir tek Başakşehir. Ben ona hep maçı berabere diye düşünüyorum. 90+3'te Fıray attı. Kerim Fıray attı, doğru. Galatasaray yenilmedi, Beşiktaş'ı yendi. Fenerbahçe büyük maçları nispeten iyi oynuyor ama bu yetmez. Ben sezon sonunda Fenerbahçe'nin şampiyon olduğunda burada diyeceğim ki eğer bu program devam eder ve Fenerbahçe... Aykut Hoca, hakikaten sen değişik bir adammışsın. Senden özür diliyorum. Hepimizi G nokta nokta ettim. Senin kadron Galatasaray'dan daha iyi değil. Senin kadron Beşiktaş'tan daha iyi değil. Senin kadron Başakşehir'den de daha iyi değil. Üstelik başta ben birçok spor medyası sana çullandık. Üstelik iç huzursuzluk vardı. Problemli futbolcular vardı. Ali Koç, Aziz Yıldırım seçim çalışmada buna rağmen bu takım şampiyon oldu ya. Seni alnından öpüyorum, özür diliyorum. İster kabul et, ister kabul etme diyebilirim. Hocam ligde en az puan kaybeden takım kim? Kim? En az kaybeden takım kim? Maç kaybeden kim? Fenerbahçe. İki maç. Deplasmanda en fazla puan toplayan takım kim? Fenerbahçe. Evinde ama manasız puanları en fazla kaybeden takım kim? Onda da Fenerbahçe. Fenerbahçe. 20 maçlık kaybetmeme serisi kimde? Fenerbahçe. Fenerbahçe'de. Rakip yarı alanda en çok toplu oynayan takım? O da Fenerbahçe olması lazım. Beşiktaş da olabilir ama Fenerbahçe. Fenerbahçe. Ceza sahasında en çok pas atan takım? Fenerbahçe. Duran toplarda en çok gol bulan takım? Fenerbahçe. Atılan 41 golün 39'u ceza sahasından hocam. Ama ben onu bakmıyorum. Hayır, bir şey diyeceğim. İstatistik deniyor ya. İstatistik çok şey gösterir. En öndeyse kim? Şampiyon olacaksa. Odur. Mine Etek nerede kaldı burada? Ne oldu Etek? O istatistik diyorum. Tamam. Bu istatistikler diyorsun ki bak. Lan etek dağılıyor mu orada? İstatistikler hep Fener lehine. Hı hı. Ben onu bilmem. Fenerbahçe şu anda 3. sırada. Doğru mu söylüyorum? Sezon sonunda bakacağım. Şimdi sezon sonunda son hafta yaptık. Ben de şunu soruyorum hocam. Sezon sonunda baktınız Fenerbahçe şampiyon oldu. Mine Etek ne oluyor? Açılmış oluyor. Mal ortada. Var eteğe çıkmış oluyor. Hadi Aykut Hoca Mine Etek'i aç da görelim. Vallahi billahi. Yemini billahi ediyorum. Aykut Hoca'ya burada. Bütün 10 numara muhabbet izleyicilerinin duyabileceği şekilde. Alenen. Teşekkür edeceğim. Özür dileyeceğim. Hakkımı helal etmesini isteyeceğim. Eder etmez o başka.
Hakikaten bak Aykut Kocaman bu Fenerbahçe'yi şampiyon yaparsa bu sene. Bu Fenerbahçe kötü anlamında söylemiyorum. Böyle rakiplere rağmen şampiyon yaparsa Aykut Hoca'nın. Alex'in büstü çıkartılıp. Çıkartma abi üstü. Bir dakika niye çıkartıyorsun? Yanına koy o zaman. Bir yere koy. Veya yani, başka bir yere koy. Ataşehir Parkı'na koy. Orada olay çıkar. Niye? Yanına konduğu zaman olay yanına çıkar. Yanına koyma ya. Park mı yok Kadıköy'de? Ataşehir'de bir park bul. Güzel. Güzel bir park. Oraya da Aykut Kocaman üstünü koy. Hakikaten bak bir şey söyleyeyim. Büyük başarı yapmış olur Aykut Kocaman falan. Kesinlikle. Kanın pozisyonu var hocam. Dün... Ya bu Volkan. Aslında hiç hayatımda tanımadım. Yani tanışmadım. Bir kere telefonla aramıştı beni. Abi bana hayi deme diye. Ben de hayi demedim. 1,5-2 sene önce. Aslında Volkan temiz bir çocuk. Volkan namuslu ahlaklı bir çocuk. İyi aile babası, o geçen hafta Trabzon'da bebeği tutarken falan görüyorum. Şefkat dolu bir adam. Yani iyi bir insan. Namuslu bir insan. Bunu hissediyorum. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Bak hiç tanımamama rağmen hissediyorum. Öyle yalak değil, kıçı başı ayrı oynayan bir adam değil, yalancı değil. Çok önemli insani özellikler. Fakat sevgili kardeşim, kazanmışsın. Türkiye Fenerbahçe'yi konuşuyor. Fenerbahçe potoya girmiş. 25 milyon taraftar dün gece maçı seyretmiş. Kahvesini yemeği huzur içinde uyurken. Bayram değil, seyran değil. Ya niye küfür ediyorsun yani? Ya etmek zorunda mısın be kardeşim? Abi, yani maçın içinde inanın, bak bir şey söyleyeceğim. İnanın bana. Evet. Yani halı sahada bile. Evet. Halı sahada. Sen bunu bana mı anlatıyorsun? Ben 25 sene bir dakika sahada, o zaman bir şey diyeceğim. 25 sene sahada ter dökmüşsünüz. Ve görmüşüm. Şampiyonlar böyle. Ligi'nden en amatör maça şeye kadar, dandik doğru. Maça kadar doğru. Yapmışsınız, yönetmişsiniz. Doğru. Hepsinin adrenalinini de bilirsiniz, nabzını da bilirsiniz. Bilirim. Onu tabii ki size anlatacak yaşım da yetmez. Estağfurullah. Ancak estağfurullah. Ben de şunu söylüyorum. Biz halı sahada en daha ötesi yok. Halı sahadan daha dandik maç var mı? Orada bile biz birbirimize küfrediyoruz. Kendi takım arkadaşlarıma dönüp senin oynadığın topun diye ben... Bir dakika sevgiliyim ya. Bak anlatamadım. O hırsla. Söz konusu olayını. Volkan topa çıkar. Adamı ayar gelir dirseği koyar. Göğsüne Volkan'ı. Volkan düşer. Volkan can avliyle, acıyla kalkar. Tamam abi. Adamı ayara anladım söyler. Abi. Bunu anlayabilirim. Bak o dünkü olayı anlatıyorum. Top ortalandı. Volkan çıktı topu aldı. Kucağında top. Basan yok. Maç 2-0. Böyle %100 gol pozisyonu dönüyor. Yan hakeme 25 metrede. Tam 25 metre duruyorsun. AK diyor. Bunun stresle, adrenalinle, maçın gerginliğiyle alakası falan yok. Gerginlik nasıl kaldırmazsın diyor abi. Nasıl kaldırmazsın demiyor ya. Bayrak. AK diyor. Bir dakika bayrakla tamam. Durup dururken senin ne güzel şortun tamam, var. Anladım. Demiyor. Nasıl bayrak... kaldırmazsın AK diyor doğru evet mu? Evet abi. Diyemez. Abi o oradaki... Küfür. Evet. Mesela dün programda şunu işlediniz. Caner'e verilen cezayla bunun veya Volkan'ın milli maçta eldivenleri çıkarıp maçı terk etmesiyle aynı şey değil. Ben şunu söylemek istiyorum. Nasıl kaldırmazsın? O bir artık Türk lügatında, argosunda bir şey diyeceğim abi. O artık nokta olmuş bir kelimedir. 3. Şimdi bak, yani geçen hafta da Volkan, dün gece çok geç yattım. Geçen hafta da Volkan küfür etti Dirar'a. Dirar geldi kafayla kendi karesine attı. Ya bu ne malsın bir AK dedi. Bunu kabul edebilirim. Bir şey diyeceğim bunu ama kabul bir şey edebilirim. Diyeceğim. Bundan 4 hafta önce de döndü bir pozisyonda yine kendi takım arkadaşlarınıza. Ya kendi takım arkadaşlarına artık Fenerbahçe baskıyor sürekli kurtardı murtardı. Bizimkiler de çıkamıyor. Bir şeyler. Tamam, olur. Döndü kendi takım arkadaşlarınıza oynadığınız topun AK dedi. Bitti. Burada haklısın. Kendi İkinci takım şey... arkadaşına, sevgili kardeşim, kendi takım arkadaşına, ulan doğru dürüst oynayın bilmem neler desen, benim küfür yorumuma ve futbol adalet yorumuma göre bu küfür değil. Yani şu var, biz de yaşadık sahada. Adam kendi kalesine koyar veya ben yaşıyorum ya. Mırmiç'le Alpay penaltısında, Alpay penaltıyı yaptı, Mırmiç koşarak geliyor Alpay'a. Ulan dedi bilmem ne sövdü. Ya şu penaltı yapılır mı dedi, ben Mırmiç'i atmam. Peki abi, tamam bak aynı. Demek istediğim şu. Küfür lügatın nasıl abi? Ne demek küfür lügatı nasıl? Sizin Ahmet Çakar olarak küfür lügatınız nasıl? Yani baktığınız zaman küfürlerin nereye nasıl gittiğini... Ben her türlü raconu bilirim. Bilirsiniz değil mi? Bilirim, evet. Peki Türkçe'de bu AK... Tehlikeli bir laftır. Ancak ve ancak. Artık öyle bir yerleşmiştir ki cümlenin sonuna nokta olmuştur bazıları için.
Yani dersin ki ya abi ne yaptın dün? Ya çok geç yattım. Dersin bak, mesela. Dün akşam çok geç yattım AK'de. Aslında kendine küfür ediyorsun. Bu kimseyi... Bir dakika tamam. Ediyorsun. Örnek olarak söylüyorum. Çünkü öyle değildi. Berk, hiç şey abi yapmadım. Vallahi öyleydi. O sırada hakemsin. Hmm. Şans eseri Volkan'ın yanındasın. Top elindeyken senin yan hakemine kaldırsan olan o bayrağı AK dedi. Atar mısın atmaz mısın? Abi kaldırsan olan falan yok. Siz cümle yaptınız ama. Sen yap bakayım. Abi orada. Bak. He? Bak. Bak diyor yani. Yani bak kaldırma demek istiyor değil mi? Bak. Yani bak dedi. Neden kaldırmıyorsun? Bak A koyayım dedi değil mi? Evet abi. Ben hakem olacağım da orada yanında olacağım. Volkan'a böyle yaparım. Git. Hadi Volkan'cım dedim. Kırmızıyı çekerim. Kendi arkadaşına küfürle bir futbolcunun. Tabii ki aynı şey değil. Tabii ki değil. Ona aynı olarak söylemiyorum. Benim demek istediğim şu. Cümlenin sonuna eklenmiş bir noktadır abi artık. Hadi Mert neler söylüyorsun sen iyice ne? Mert Volkan'ı korumak için şey yapıyorsun. Abi Volkan'ı korumak gibi. Abi yanlış koruma diyor. Kardeşim soru şu. En basit soru. Hakemsin. Hı. Görevin tarafsız maç yönetmek. O sırada Volkan'ın dibindesin şanslıca. Seni görmüyor. Bak. A koyayım dedi. Bir betredesin. Tamam. Atar mısın atmaz? Atarım. Bitti demek adamı yaptın suçu. Başka bir soru. Dirar kendi kalesine gol attı. Atmam. At. A koyayım dedi. Dibindesin. Atar mısın? Dirar'a ettiği küfürden mi? Atmam. Aferin. Aynı iyi görüşüyorum. 21. hafta bitti. Bu 21 haftaya baktığımızda bu 4 şampiyonluk takımın veya Trabzon'da kay. 5 takımdan herhangi biri kar zarar dengesinde birbirinden önde değil. Hakem konusunda. Hakem konusunda biraz... Hakemler iyi mi? Asla. Hocam geçen hafta da bir hakem değişikliği oldu. Olmuş evet. Evet. Ama MHK yalanladı. MHK yalanladı. Kaç gün sonra? 3 gün sonra yalanladı. Yani bunun haşı var. Ben hakem değişikliği olmuştur diyemem. Ben sizinle ilgili bir iddia ortaya atıyorum. Benimle ilgili? Evet. At. Bugün programda... Bu programda yarın yayınlanıyor. Rating rekorları kırıyor. Duymayan kalmıyor. Peki. Diyorum ki Ahmet Çakar, ironi yaparak söylüyorum, hırsızlık yapmıştır. Siz bunu duyuyorsunuz. Duyuyorum. Açıklamanızı cuma günü mü yaparsınız? Yapmam. Bu buradan şu çıkıyor. Hakem değişiklik olmuş olma ihtimali 190'larda görünüyor bence. Bu ne oldu biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Meğerke Fenerbahçe maçına şeyi atadı. Halil Umut Meler'i. Öteki maça şeyi atadı. Palabı'yı. Ya bu değişikliği. Sonra bir baktılar ki, tebligatlar yapıldı hakemlere. Bir baktılar ki biri uyandırdı ya dediler kardeşim. Bu Mete Kalkavan'ın Caner Erkin'le problemi oldu. Beşiktaş'ta da olsun. Bana ne? Bu bir şey diyeceğim bunu Beşiktaş'la ilgili söylemiyorum. Hepsi için geçerli. Fenerbahçe konuda, için de geçerli. Bu konuda %100 haklısın. Bu değişiklik görünen o ki yapılmış. Bu değişiklik ciddi bir MHK zaafıdır, hatasıdır kabul ediyorum. Peki hocam, MHK böyle değişiklikler yapıyor. O maça o zaman sen iyi geldin, Çakar sen gel. Doğru. Bu maça sen kötüsün, Deniz Çoban sen git. Tamam. Buraya Mert gelsin. Böyle şeyler olabiliyor o zaman yani burada... Ben, kardeşim ben yaşadım hakemliğimde ya. Beni final maçına Trabzon, Bursa final maçına atadılar. Ben tam uçağa binerken beni maçtan aldılar. Sevgili Mert sen ne diyorsun 25 yıl önce? Biz de yaşadık bunları. Bunlar doğru mu? Hayır. Bunlar ciddi hatalar. Neden olur abi bunlar? Bunun iki nedeni olur. Birincisi şeydir. Camia baskısından korkmak. İkincisi hakikaten dangalakça atamışındır. Yaptığın iş doğru değildir. Olmaz. Yani şöyle söyleyeyim sana. Beşiktaş Bayern Münih maçına örneğin. UEFA'nın dalgınlığına geldi. Cüneyt Çakır açıldı. Hayır. Kıbrıs Rum kesiminden bir hakem atadılar. Eyvallah. Şimdi UEFA'nın yukarısı der ki ya kardeşim bir Kıbrıs Rum kesiminde hiçbir hakemin kalitesi bu maçı yönetecek tarzda değil. İki Kıbrıs Rum kesimiyle Türkiye'nin ezeli bir problemi var. Bu maça Kıbrıs Rum kesimi hakemi olmaz. Nedir? Bunun gibi bir şey bu. Bu çünkü Türkiye'de şimdi düşün ya. Hani ben İtopya konuşuyorum. Aslında basketbol maçlarında pekala Türk hakemleri Atina'da, Yunan hakemleri de İstanbul'da, Euroleague'de çatır çatır maç yönetiyor. Onu açtı basketbol. Basketbol bunu açtı. Ama şimdi sen Yunanistan, Polonya Dünya Kupası playoff finaline son maça kazanan Dünya Kupası'na gidiyor. Cüneyt Çakır veremezsin. Kaldırmıyor futbol bunu. Tekrar anlaşı maçını söylüyorum. Zaten basketbolun şeyi burada. Elitizm burada. Ben basketbol kadar...
Futboldan daha şeydir ha basket. Dirsek, tükürme. Dar alanda çok insan ve çok sıcak temas. Doğru mu? Ya bir günde bir basketbolcu abi. Dördüncü hakem diyorum. Üç hakemden birine. Ya bak. Görmedim. Abi basketbolda bir şey diyeceğim. Ha. Bir tane sportmenlik dışı faul alıyorsun. İkincide gidiyorsun. Bu sportmenlik dışı faul demek istediğim şu. Sportmenlik dışı faul yanlış kullanım. Sportmenlik dışı hareket. Doğru. Burada hakeme sen git itiraz et falan filan yap. Zaten biri yedin. Futbolda da öyle. Nasıl? Futbolda da birinci sportmenlik hakkında sarı alıyorsun. İkincisi de kırmızı alıyorsun. Hiç fark yok. Abi ama bir şey diyeceğim. Hakeme gidiyorsun, dikiliyorsun, konuşuyorsun, tartışıyorsun. Basketbolda öyle bir tartışma söz konusu değil. Hakeme böyle yaptı mı, bitti. Böyle yapıyor herif, değil mi? Aynen öyle, bitti. Git at diyor. Bir daha yaptı mı, git diyor. Evet. Şimdi basketbolda bu kadar adrenalin yok mu? Bu kadar ikili temas, dirsek, bacak, daha kötü şeyler, dar alanda. Üstelik basketbolda çalınan bir faul veya çalınmayan bir faul maçın galibiyetini değiştirir. Ben hiç basketbolcularda böyle çakallık, hakeme küfür, hakeme gitme görmedim. Abi şeyde falan kendini yere atıyor mesela. Basketbolcu basıyor şeyi. Hemen sarıyı gösteriyor, teknik faul veriyor. Kendini yere atmalar. Faul yokken garip grup hareketler. Futbolda da basketbol kadar böyle acımasız olmamakla birlikte birazcık daha zaptar aptalmak lazım. Öyle toplu hakeme itirazla falan basacaksın abi kardeşim. Onlar o devirler bitti artık. Maç hakem yönetir futbolcuyu. Volkan hala diyor ki maçın adrenalini küfür etti. Ama basketin adrenalini yok mu? Ama orada işte öyle bir şey yok. Yani basketbol Volkan... adrenalini yok mu? Abi onunla örnek gösteremez. Oradaki bir dakika basketbol oynayan insan da ötekiler robot mu? Abi ne alakası var? Spor dallarını karıştırma. Dünyanın her yerinde futbolda böyle abi. Ben futbolda hakeme dönüp tutup yan hakeme küfür eder. İngiltere'de falan futbolcu görmedim ben. İngiltere'nin bir klasiği... Hocam var. İngiltere'de fuck you falan... Fuck off. Çok tamam, arkadaş. Ne oluyor? Bu hadi oradan gibi algılanıyor İngiltere'de. Öyle bir mana. Hadi oradan, hadi ya gibi. Şimdi hadi ya hakem oyuncu atmaz. Hadi oradan ya sen de. Atılmaz bundan dolayı oyuncu. Sanıyorum fair off dediğimiz laf İngiltere'de hadi oradan, hadi ya manasına geliyor. Tam tercüme ettiğim vakit bizdeki sin kafa geliyor ama. Neyse bu konuyu çok uzattım. Aferin siz devam edin. Sen ve senin gibiler. Volkan Babacan'ın yaptığı işleri, Volkan Demirel'e yaptığı işleri. Adrenalin, madrenalin değil. Yedirin. Hocam Volkan Babacan dediniz de. Bu ülkede Volkan Babacan. Adam dövdü. Dövmeyi bırak. Adam boğdu. Gırtlaktan şey yaptı. Bir maç ceza aldı. O zaman da konuştuk ama. Beraber konuştuk. Evet. Çeteledik. Enteresan maçlarda, enteresan olaylarda. Beklenmeyen yüksek ve beklenenden çok çok alçak. Alt sınırda cezalar veriliyor. Ben merak ediyorum Volkan Demirel'in Alanya maçında oynayıp oynamayacağını şey değilim de yadırgamam bir maçını ama iki maç bir de Beşiktaş'a denk gelirse. Ya bir kere de hırsızın hiçbir suçu yok deyin ya. Abi diyoruz zaten. Mesela şimdi polis geliyor hırsızlık oluyor. Polis diyor ki kapıyı niye açık bıraktın? Ya sıcağı ama buradan girebilir. Ya hırsızın hiçbir suçu yok. Ya Volkan Demirel diyoruz kardeşim ya. Diyoruz. Ya senin hiçbir suçu yok. Etmek zorunda mısın o küfürü? Ya etme be! Abi bak gerçekten söylüyorum inan bana. Et o zaman tamam. Bak Mert abin diyor ki et diyor et olsun. Ben etsin devam demiyorum ama ya, inan ondan bana. Ondan sonra bizim gibi. Ben inanma. Oradaki nokta nokta yani cümlenin sonuna konulan bir nokta olarak şey yapıyorum. Ya yani. Biz bile. Ya dün gece çok geç yaptık. Bir dakika. Onun gibi. Peki o zaman çok yap. Basit. Biz şu anda Rütük denetimi dışında Türkcell BIP uygulamasının 10 numara var muhabbetini yapıyoruz. Ben burada ulan bile derken çok affedersiniz. Ben de o zaman AK'li konuşuyorum. Abi biz şu anda yayındayız. O da yayında. Ne fark eder? O da yayında. Abi maçta yayında orada. Maç yayında kardeşim. Antrenman maçı değil o maç. O maçı biliyorsun. Abi burada kameraların bir tanesi sana fixli, bir tanesi bana fixli, bir tane orada öyle bir şey yok. Kardeşim o maç yayında olduğu için, o maç Türkiye'de 50 milyonu ilgilendiği için sen yılda 3 milyon euro alıyorsun. Öyle bir şey yok. Bugün mesela su topu maçlarını, su topu Türkiye finalini. Bir televizyon veriyor mu? Vermiyor. TRT 3 veriyor hocam. Ya veriyorsa da herhalde 3 kişi seyrediyor. Spor, annesi babası hanımı seyrediyordur adamın. Öyle bir şey yok abi. Futbolcu olayı. Orada biliyor musunuz hocam altta neler oluyor su topunda? Birbirlerine küfür ediyorlar bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin analizi şudur kardeşim. Türkiye'de bazı, bunu Volkan'dan ayrı tutuyorum. Bazı terbiyesiz, profesyonel olmayan, aşağılık futbolcuların yaptığı kötü eylemler
sen de üzerine alma. Bazı basın mensupları, Okan, bu şımartılmış bir futbolcu topluluğu var Türkiye'de. Volkan da maalesef bunlardandır. O yaptığı vakit, Türkiye, seni satmıyor. Seni de katıyorum bu konuda, Volkan Demirel olayında. Çırpınıyorsunuz adamın hareketini sulandırmak. Abi, ve o hareketle ilgili, dünle ilgili bir şey söyleyemem ya. Söyledin işte aslında, sen cevap verdin. Hakem olsam, dibinde olsa atardım Volkan'ı. Tamam. E bitti o zaman. Demek adamı yaptı suç. Dirara ettiği küfürü duysan, ben de senin gibi düşünüyorum. Atmam. Demek ki aynı şeyler düşünüyorum. İyi, o zaman bir şey diyeceğim, hakemin her attığı doğru mu oluyor oradaki her hareket? Ya sen tekrar soruyorum, hakem sensin. Tamam. Dün yan hakeme küfür ederken... Abi oradaki kuralı ben şey yaparım ama ben Volkan'ın... Ben izleyici olarak söylüyorum ya, Volkan'ın ettiği küfürü hakeme gerçekten hissederek, şey yaparak, ulan senin ben diye ettiğini düşünüyorum. İnsanlar hiçbir küfür hissederek getirmez ki mesela. Niye? Caner Erkin'in ettikleri etti, kompozisyon bak, yazdı Caner abi. Caner etti. 4 maç aldı. Maç bittikten sonra iddia ediyorum. Bir saat sonra Mete'yi bir lokantada görse, Mete abi elini ayağını öpeyim özür dilerim der. Demezdi abi. Ya der be kardeşim. Demezdi abi. Dün Volkan hala özür dilenecek bir şey yapmadım diyor. Yani. Çünkü yaptığının suç olduğunu inanmıyor abi. Suç. Bilerek kasten yaptığı şey. Volkan'ım devam et kardeşim. Evet efendim, 10 numara muhabbetten bu haftalık bu kadar. Merak ettiğiniz soruları bizlere mesaj yoluyla ya da video yoluyla yollayın. Biz de Ahmet Çakar'la birlikte değerlendirelim. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videolarımızı izleyip beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi haftalar olsun. Hoşça kalın.